Selamünaleyküm arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Okka Minio kahve makinesiyle modeli OK-004 numaralı kahve makinesiyle hem inceleme tadında, hafif inceleme, hafif de nasıl kahve yapılacağını göstereceğim bir video olacaktır arkadaşlar. Hepiniz şimdiden hoş geldiniz. Hepinize iyi seyirler dilerim. Şimdi öncelikle arkadaşlar kahve makinemizin istediği güç gücü yazmıştım ben buraya, not aldım. 480 watt güç istiyor arkadaşlar bu kahve makinesi. Bu gördüğünüz şu vatandaş patentliymiş arkadaşlar. Yıkanabilir yani. Siz isterseniz yıkarsınız. Az önce yaptığımız videoda başarısız olduğumuz için altı biraz pislenmiş. Silmiştim zaten. Patentli yani bunlar. Haberiniz olsun arkadaşlar, yıkayabilirsiniz. Zaten sitesinin linkini de ben açıklama kısmına bırakacağım. Sizler de oradan detaylı bir şekilde nasıl orada aşağıda zaten videosu var. Ben şimdi sizlere bir fincan kahvenin nasıl hem yapılacağını hem nedir ne değildir diye ufak bir göstermiş olacağım. Elimden geldiğince göstermeye çalışacağım arkadaşlar. Bu arada bu vatandaş, şu kapasitedeki vatandaşımız 4 fincan kapasitesi var. Yani 4 kişiliktir. Haberiniz olsun. Dediğimiz gibi patentli, yıkanabilir, cezvesi var. Arkadaşlar modeli Arzum'un Okka Minio model OK-004. İsterseniz sizler de bakabilirsiniz. Pişirme algılama sensörü var arkadaşlar. Şu üstte gördüğünüz beyaz ışık, belki gözüküyor mu gözükmüyor mu? Zaten birazdan detaylı bir şekilde yakınlaştıracağım malzemeleri koyduktan sonra. Kırmızı yanıp yanıp sönüyor, yani taşmasını önlemek adına yanıp yanıp sönüyor. Hani siz o ara alırsınız zaten, sesini duyduktan sonra zaten göstereceğim ben sizlere arkadaşlar. Sesli ve ışıklı uyarıydı zaten söylediğimize göre arkadaşlar. Şimdi bir fincan kahve nasıl yapılır? Öncelikle arkadaşlar benim annemin söylemesine göre söylüyorum. Çünkü sürekli kahve yapan insan ben değilim. Şöyle arkadaşlar, kervansaray kahve. Şöyle. Bu kahveden ve de şu Mehmet Efendi kuru kahveciden döküyorsunuz. Biz döküp şöyle, biraz büyük oldu ama biz bunun içine koyduk. Bunun içine koyup karıştırıyorsunuz şöyle. Karıştırırsınız. Ben karıştırdım. Şöyle karıştırın. Siz kaşıkla karıştırırsınız. Siz. Şu an kendisinin şeyle karıştırın. Yani bu da kendisinin kaşığı. Bunun kaşığı. Ben bununla karıştırdım. Az önce videoda oldu zaten. Hani şey olmadı. Nasıl yapılacağını da şimdi sizlere ben söyleyeceğim. Şimdi öncelikle arkadaşlar bunu alırsınız. Şöyle nazikçe. Zaten biliyorsunuz da ben hani gene de sunmaya çalışacağım. Şöyle alırsınız. Şöyle. Ama yeter mi bu fıstığım? Birazcık daha azalt. Ufacık. Tamam. Şöyle arkadaşlar. Tabi siz kendinize göre ayarlarsınız. Ne kadar isterseniz o kadar yaparsınız. Ama 4 fincan kapasitesi var. Haberiniz olsun. Şimdi bunu koyuyorsunuz arkadaşlar. Sonra fincana su koyacağım. Bir fincan yapacağım için. Bir fincan şöyle arkadaşlar. Su koydum. Bunu döktüm. Bir de şöyle tatlı kaşığıyla. Tabii siz şekerini kendinize göre ayarlarsınız. Çok fazla şekerli isterseniz şekerini fazlalaştırırsınız. Şu kadarlı yeter mi Damla? Şöyle ben şöyle koydum dökülmeden. Bunu koyarsınız arkadaşlar. Sonra tabii ben bunu karıştırmayacağım. Kendi malzemesi olduğu için şöyle üstünde böyle pütür pütür kalmayana kadar karıştırın arkadaşlar. Böyle pütür pütür olmayacak içinde. Yani zaten biliyorsunuzdur da ben gene de sunmaya çalışacağım. Dediğim gibi kanalımda şu anlık mobil oyun videoları çektim. Ama ilerleyen dakikalarda şöyle söyleyeyim, 3 tane video fikrim var. Fakir Ali yıkama makinesiyle biliyorsunuz ki videomuz vardı. Onun özelliklerini gene keza internetten alıp inceleyeceğim. Çamaşır makinemiz var. Onun incelemesini annemle birlikte yapacağım. Bir de bizim bir tane dik süpürgemiz var. O da fakirindi yanlış hatırlamıyorsam. Onun da incelemesini, kaç watt olduğunu, ne olduğunu, içeriğini ben göstermiş olacağım yani. Elimden geldiği kadar bunları çekeceğim. Şu anlık bu video bugünlük olacak. Yarın bu dediklerimi yarın çekebilirsem teker teker çekeceğim. Haberiniz olsun. Şöyle bir bakalım arkadaşlar, sizlere de çok fazla yapmadan. Şöyle pütür kalmamış değil mi Damla, bakın. Kalmamış. Tamam, pütür kalmayana kadar karıştırın. Güvenmiyorsanız biraz daha karıştırırsınız. Tabii. Böyle koyun abi malzemesini. Şunu da koyarsınız abi, bak şöyle tak yerleştirirsiniz. Bir dakika.
algılaması gerekiyor. Büyük ihtimal sensörü var. Şöyle. Biraz sert bastım ben. Zaten görüyorsunuz. Dediğim gibi annem az önce bana söyledi. Şekerini siz kendinize göre ayarlayın. Hani yok şekere fazla geldi abi şöyle şöyle oldu demeyin. Hani şekerinizi siz çok şekerli isterseniz çok şekerli yaparsanız o da sizin bileceğiniz iş. Ben biliyorsunuz yani biliyorsunuz demin de şöyle söyleyeyim. Daha doğrusu bilmiş olursanız diye söylüyorum. Ben hani çok fazla inceleme ya da şey yapabilen bir insan değilim. Hani öyle elimden geldiği kadar sizlere bir şey sunmaya çalışıyorum sadece. Sadece hani böyle yapalım. Hani güzel olsun. En azından kanalımızda farklı bir video içeriği daha olsun diye çekiyorum. Yani yarın öbür gün zaten motosikletler, bilgisayardır ya da laptoptur ya da konsol aldığım zaman onların videoları ve test şeyleri, FPS testleri de olacaktır kanalımda. Motosikletim olursa onun da incelemesi ne olsun. Tabii yapabildiğim kadar yapmaya çalışacağım ama şu an elimde olan şeyleri sizlere sunmak istiyorum. Eğer inşallah hani kanalda beğenirsiniz. Sizlerin desteği benim için önemli. Siz söylersen, dediğim gibi bak uyarısını da verdi. Bitti. Şöyle basarsınız. Da bitti. Bitti. Şöyle bu arada bu cezvenin, çek fıstığın fişini. Şu cezvenin şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Biraz daha şöyle alayım. Tut bakayım. Şöyle az geriden şu ışık tarafından tut ki gösterebileyim arkadaşlara. Arkadaşlar burası cezve şeyi iki tarafından da dökebiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Şöyle. Annem bu kahveleri birleştirmemdeki sebebi söyledi zaten. İkisini birleştirdiğinizde gösterdiğim başta şeyleri birleştirdiğinizde daha güzel köpüklü oluyormuş. Haberiniz olsun arkadaşlar. Hani onu da söylemiş olayım. Şimdilik arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoda görüşmek dileğiyle. Allah'a emanet olun.